Altıncı şıkkımıza baktığımız zaman arkadaşlar, Tusalli Fatimetu, Tusalli Fatimetu, Fatıma namaz kılıyor. Şıklara baktığımızda, kable amelin, naam, ma'a amelin ve kable şems. Kable amel olmaz, ma'a amel de olmaz. Ama kable şems, bu doğrudur. Yani güneşten önce Fatıma namaz kılıyor. Tusalli Fatimetu kable şemsin. Üçüncü çıkımız doğru. El-akaribu, akrabalar, akrabaların mecmuunu veyahut da kimlerden meydana geldiğini bize söyleyecek. El-veledani vel-benat, iki tane erkek çocuğu ve kız çocukları. Tabii ki bu değil. El-ammu vel-ammetu vel-halu vel-hale, amca, hala, dayı ve teyze. Mümkün mü? Mümkün. Parçaya göre mümkündür. Akrabalar bunlardan meydana geliyordu. Ezzavcı ve zavce, karı ve koca, bu mümkün değil çünkü parçaya göre ikinci şık. Teclisu usratu ba'del aşa. Aile oturuyor, ne zaman oturuyor? Ba'de aşa, akşam yemeğinden sonra. Arkadaşlar bildiğiniz gibi aşa akşam yemeği, işa yatsı namazı. Aynin harekesini ona dikkat edelim. Teclisu usratu, aile oturuyor. Nerede oturuyor? Ne zaman oturuyor? Ba'del aşa. Akşam yemeğinden sonra. Nasıl? Lil gada'i. Yani lil gada, öğle yemeği için. Olmaz. Emame televizyon. Televizyon önünde parçaya göre doğrudur. Me'a akaribi. Akrabalarla beraber. Mümkün ama parçaya göre doğru değildir. Akşam yemeğinden sonra aile televizyon önünde oturuyordu. Tabi bu her aile için geçerli değil. Bazı aileler için oturur, kendine Kur'an okur, sohbet eder, başka bir şey yapar. Yezhebul evladu, çocuklar gidiyor ila medarisihim, okullarına. Bir sabah, sabahleyin, bir mesa, akşamleyin, bir zuhr, öğle zamanı. Tabii ki doğru olan parçaya göre de bir sabah, sabahleyin. Te'amelu Leyla. Leyla çalışıyor. Bir mektebil istikbal, resepsiyonda, bir mektebil berit, postahanede, bir bank, bankada. Parçaya göre bir mektebil berit, postahanede. Şimdi ise arkadaşlar 174. sayfamızdayız. Tedribu salis. Üçüncü alıştırma. Kevvin. Oluştur. Cümelen tammen. Tam cümleler oluştur. Bi istihdamil mecmuatil atiyeti minel kelimat. Kelimelerden gelecek olan kelimeler topluluğundan onları kullanmak suretiyle tam cümle oluştur. Şimdi Ahmet, mühendis, bir de zavuç. Bunu bir cümle yapmak istersek nasıl yapmamız icap eder? Ahmedu, Ahmedu, az-zavucu, mühendis. Ahmet, Ahmet, mühendis bir kocadır. Ahmedu, az-zavcu, mühendisun. Şems, kabl, Fatime, teshu. Dört tane kelime, bunu cümle yapmak istersek, fiil cümlesi yapmamız mümkündür. Teshu, Fatimetu, Fatime kalkıyor, kable şemsi, güneşten evvel. Usre, ba'de, terci'u, az-zuhr. Kelimelerinden bir cümle oluşturmak istersek bir fiil cümlesi kurmamız mümkün. Terci'ul usretu, aile dönüyor, ba'de zuhri, öğleden evvel. El evlat yuzakiru mesabide fi. Bu kelimelerden cümle yapmak istersek yine bir fiil cümlesi yapmamız mümkündür. Yuzakiru evladu,
Çocuklar müzakere ediyor, çalışıyor. Fi mesai, akşamleyin. Yevmul cum'a teştemi fi bir usre. Bu da yine bir fiil cümlesi kurmak mümkündür. Teştemi'ul usretu, teştemi'u, usretu, teştemi'u toplanıyor. El usretu, aile. Ne zaman? Fi yevmil cum'atin. Cuma günü aile toplanıyor. Fi ced, beyt, usre, teştemi'a. Bu kelimeleri kullanmak icap edersek ne diyeceğiz? Teştemi'u, toplanıyor. El usretu, aile. Nerede? Fi beytil ceddi. Dedenin evinde. Usre, yevm, takti, sa'id. Evet. Takti geçiriyor. El usretu, aile. Yevmen, sa'iden. Mutlu bir gün geçiriyor. Eb, ceride, yakra. Yakra'ul ebu, baba okuyor, el ceride, gazete okuyor. Ta'am, tu'iddu, aşa. Tu'iddu, hazırlıyor. El ummu, anne. Ta'amel, aşa'i. Akşam yemeğini hazırlıyor. Arkadaşlar, kurduğumuz cümlede lütfen fiil, fail ve mef'ul üçlüsüne dikkat edelim. Bakınız, ta'uddu hazırlıyor fiil, fiil-i muzari ve müennes, gaib. Kim hazırlıyor? Failimiz geliyor, el-ummu, anne. Neyi hazırlıyor? Ta'ame, mef'ul, aşa'i, aynı zamanda muzaf-i'li. Usra ma'an teclisu, televizyon emame. Bu kelimeleri kullanırsak teclisu usretu, teclisu usretu, aile oturuyor. Nerede oturuyor? Ma'an beraber, emame televizyon, televizyonun önünde oturuyor. Evet. Şimdi ise arkadaşlar tedribur rabi' dördüncü alıştırma ekmil cümle atiye bi istikdamil fi'lin münasip. Evet, bu cümleleri tamamla diyor bize. Uygun, münasip olan fiilleri kullanmak suretiyle. Şimdi burada Yusuf kelimesini gördük. Yusuf, biz Yusuf'a uygun bir şekilde arkadaşlar müfret ve müzekker bir fiil getirmemiz lazım. Yusuf yakra'ul ceride. Ceride olduğuna göre, gazete olduğuna göre okuma fiilini getirmemiz icap eder. Hem okuma fiili olacak hem de aynı zamanda müfret, müzekker, gaib olması lazım. Çünkü Yusuf kelimesi burada bize onu gösteriyor. Tesniye bir fiil koyamayız. Müennes de koyamayız. Muhatap da koyamayız. O halde ne diyeceğiz? Yusuf yekra'ul ceride. Ceridete. Yusuf gazete okuyor. Evet, şimdi ise arkadaşlar bu entuma. Gördüğünüz gibi entuma tesniye, muhatap tesniye entuma. Yani siz ikiniz buna uygun bir fiil getirmemiz lazım. Entuma tekra'ani ceride. İkiniz gazete okuyorsunuz. Burada ise arkadaşlar entunne. Entunne arkadaşlar yine muhatap, müennes ve çoğul, entünne. Yani siz hanımlar, siz hanımlar. Eğer bunu yine müzari bir fiile uygun getirme icap ederse, entünne, bu defa fakiye olduğuna göre, fiilimiz yekulu olacaktır. Yani müzari bir fiil, entünne te'ekunnel fakihe. Entünne sizler te'ekunne yiyorsunuz, el fakihe meyve yiyorsunuz. Entum arkadaşlar bildiğiniz gibi muhatap, müzekker ve çoğul. O halde kesiren olduğuna göre entum, entum tedhakune kesiren. Diyelim ki dehike fiili, günne fiili olsun.
entum tedhakune kethiren. Sizler çok gülüyorsunuz. Evet, buraya da arkadaşlar eğer bir fiil getirmek gerekirse ene dedikten sonra ene el unvan vel ism. Ene ektubu. Ene ektubu el unvane. Ene ektubu el unvane ve isme. Ben isim ve adresi yazıyorum. Ene ektubu. Ketebe fiilini, yani yazma fiilini getirmek icap ederse. Ene ektubu el unvane vel ism. Tabip ve merid ilişkisine baktığımız zaman doktor ve hasta bu halde muane etme fiilini. At-tabibetu tebhasul maride. At-tabibetu kadın doktor tebhasu el maride. Hastayı muane ediyor. Hum onlar burada ceride. Hum ile ceride ilişkisine bakıyoruz. O halde ceride bir gazete olduğuna göre hum yakra'un el ceride. Onlar gazete okuyorlar. Kemal bir de Kemal ve Mektebel Berid postahane. Kemal Kemal ya'melu fi Mektebel Berid. Kemal postahanede çalışıyor. Leyla ve Fatıma bir de minel beyt. İkisi için kullanmak icap ederse Leyla ve Fatıma tercihani minel beyt. Evden dönüyorlar. Leyla ve Fatıma tercihani minel beyt. Hunne arkadaşlar. Hunne el kitab. Hunne yakra'nel kitabe. Onlar kitabı okuyorlar. Arkadaşlar bu bizim fiil bu cümlelerle alakalı uygun şekilde getirdiğimiz fiilleri bir kez daha tekrar etmeniz icap ediyor. Şimdi ise arkadaşlar kitabımızın 175. sayfasındayız. Tedribul Hamis 5. alıştırma. Ekmil tamamla. Kemafin nemuzeç. Örnekte olduğu gibi tamamla. Burada arkadaşlar bir emir fiilini şu anda işleyeceğiz sizlerle birlikte. Emir fiilimizi ilk önce muhatap tekil, daha sonra tesniye, müennes, sonra tesniye ve çoğul şeklinde kullanacağız. Önce ithak, kethiren, çok gül. İthaki, bir hanım için, bir bayana hitap ediyoruz. İthaki şeklinde bildiğiniz gibi müennes, gül tekrar. İthaka, ikiniz gülünüz. İthaku, sizler yani ceminiz, hepiniz gülünüz. İdhak ne? Yine muhatap hanımlar için çoğul yani siz hanımlar gülünüz. Uktub fiiline baktığımız zaman arkadaşlar uktub kesiren çok yaz. Uktubi uktuba uktubu uktub ne? İşreb işrebi işreba işrebu işreb ne? Kul, kuli, kula, kulu, kulne. Udhul, udhuli, udhula, udhulu, udhulne. Uhruc, uhruci, uhruca, uhrucu, uhrucne. İkra, ikra'i, ikra'a, ikra'u, ikra'ne. İrci, irci'i, irci'a. İrci'u, irci'ne. Unzur, unzuri, unzura, unzuru, unzurne. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 8 tane fiilimizi emir fiilinin bütün kiplerini bu şekilde kullanmış olduk. Bundan arkadaşlar iyi pekişmesi açısından birkaç kez hem yazmanız ve hem de tekrar etmeniz gerekiyor. Tedribus Sadis 6. alıştırma. Ekmil tamamla.
El cümele cümleleri atiye aşağıdaki müstakdimen kullanmak suretiyle fi'lül emri münasip uygun emir fiilini kullanmak suretiyle aşağıdaki cümleleri tamamla. Mesela ya Kemal uktub, ey Kemal yaz. Ya Semire uktubi, ey Semire yaz. Çünkü arkadaşlar Semire burada müennesti. Biz müennese uygun bir emir getirdik. Uktubi, Kemal'la uktub dedik. Ya etfal, etfalu, ey çocuklar, uktubu, yazınız. Ya benatu, ey kız çocukları, uktub ne? Yine sizler yazınız. Ya Kemal ve ya Yusuf, ey Kemal ve Yusuf, uktuba, ikiniz yazınız. Ya Fatıma ve ya Nadiye, Fatıma ve Nadiye, yine uktuba. Arkadaşlar dikkat ediniz, burada hem müzekkerin tesniyesinde hem de müennesin tesniyesinde uktuba, ortak, müşterek getirdik. Ya Sa'id uktub. Evet. Ya Fatıma ve ya Leyla ve ya Semire uktub ne? Ya Kemal, ya Semir ve Ahmet uktubu. Bu şekilde arkadaşlar biz uygun, münasip emir fiilimizi cümlenin karşısına getirmiş olduk. Tedribus Sabiha. Yedinci alıştırma. Ekmil, tamamla. Ecümele, cümleleri. Bir kelimat-ı münasibe minel ati. Aşağıdaki uygun kelimeleri uygulamak suretiyle tamamla. Şimdi arkadaşlar kelimelerine baktığımız zaman fevke, emsin, mesa, zuhren, gaden, emame, halfe, yevmen ve sabahan. Bunlar bizim kelimelerimiz. Bu kelimelerden en uygunu burada görmüş olduğunuz boşluklara yerleştireceğiz. Şimdi birinci cümlemizi okuyalım. Teclisu usretu, aile oturuyor. Burada bir televizyon kelimesini görüyoruz. Demek ki teclisu usretu emame televizyon. Değil mi arkadaşlar? Aile televizyon önünde oturuyor. Ne zaman oturuyor? Mesaen, akşam ne oturuyor? Demek ki emam kelimesini buraya, mesaen kelimesi de buraya yerleştirmek doğru olur. İkinci maddeye bakıyoruz. Teşhu kalkıyor. Fatimetu Fatime. Sabiate 7'de kalkıyor. Fatime 7'de kalkıyor. Ne gelmesi gerekir? Sabahan. Sabah 7'de kalkıyor. Teshu Fatimetu Sabiate sabahan. Fatıma sabahleyin 7'de kalkıyor. Üçüncü madde arkadaşlar baktığımız zaman tetenavalu usretu gadae. Tetenavalu alıyor. El usretu aile. Neyi alıyor? Gadae. Öğleyi alıyor. Ne zaman alması icap eder? Zuhren tabii ki. Zuhr kelimesini buraya getiriyoruz. Dördüncü madde. Takti usretu. Takti geçiriyor. El usretu aile. Aile geçiriyor. Ne geçiriyor arkadaşlar? Hemen buraya getirmemiz icap eden yevmen sa'iden. Yevmen kelimesini buraya yevmen sa'iden. Beşinci madde. Cuha ve ibnuhu, hoca ve oğlu nerede olması gerekir? Evvelen fevkal himar. Eşeğin sırtında. Altıncı maddeye bakalım arkadaşlar. Sare yürüdü. Cuha, Nasrettin Hoca ve ibnuhu, oğlu, hoca ve oğlu yürüdü. Nerede yürüdü? Halfe himar. Eşeğin arkasında. Yedinci madde arkadaşlar. Zaretil usretu. Aile ziyaret etti. Kimi? El ekaribe. Akrabaları ziyaret etti aile. Ne zaman ziyaret etti aile? Emsin. Dün. Ems kelimesini yani dünü buraya yerleştirmek mümkün olabilir.
Şimdi seyaudu dönecek. Kemalu kemal, seyaudu dön kemal. Kemal dönecek. Ne zaman dönecek kemal? Gaden. Gaden kelimesi de buraya yerleştirmek mümkün olur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu da bir ödev şeklinde size vermek icap ediyor. Burada bakınız, güneş, şems, televizyon. Tusalli Fatıma, Fatıma namaz kılıyor. Yusalli Muhammed, Muhammed namaz kılıyor. Yekra'u ve yektubu, her ikisi de mümkündür. Yektubu tabibu, doktor yazıyor. Tekra'u Fatıma, Fatıma okuyor. Yuzakiru Ahmet, Ahmet müzakere ediyor. Ve bu şekilde arkadaşlar, buradaki resimlere bakarak birer cümle, yani bu resimlerin ne anlam ifade ettiğini birer cümle içerisinde kullanmamız icap ediyor. Sayfa 177. Tedribut Tasih, 9. alıştırma. Da, koy. Addamiyora, zamiri koy. El Munasibe, uygun zamiri koy. Fi cümel atiye, aşağıdaki cümlelere uygun zamiri koy. Şimdi bakın arkadaşlar, burada bir takım fiiller ve isimler, fiiller daha doğrusu görüyoruz. Bunlardan önce uygun zamir kullanmamız lazım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, eğer zamir isim yerine geçiyordu, eğer biz bu fiilleri tesniye veya çoğul görürsek, ona göre tesniye veya çoğul zamir getireceğiz. Tabi fiilin müzekerlik müennesliğini dikkate alarak. Diyelim ki bir fiil çoğul ama müzekker. O halde biz çoğul müzekkeri ifade eden ondan evvel bir zamir kullanmamız icap edecek. Birinci örneğimize baktığımızda arkadaşlar, yektubu yazıyor. Müfrat müzekker. O zaman ona uygun, yani o yazıyor. Huve yektubu, o yazıyor. Teşrebani. Teşrebani'ye baktığımız zaman arkadaşlar, muhatap müzekker tesniye bir fiil. Siz ikiniz içiyorsunuz. Teşrebani. Entuma teşrebani. Entuma. Siz ikiniz içiyorsunuz. Teşrebine arkadaşlar. Teşrebine muhatap müennes. O halde enti teşrebine. Yani sen içiyorsun. Teşrebune. Muhatap müzekker çoğul. Entum teşrebune. Sizler içiyorsunuz. Ketebna. Biz yazdık. Ketebna. Yani mazi fiilin sonuna ne gelmiştir? Nefsi mütekellimi vahde me'al gayr. Çoğul gelmiştir. Biz yazdık. O zaman nehnu ketebna. Biz yazdık. Laibne. O kadınlar oynadı. Laibne. O halde ne dememiz lazım? Hunne laibne. Onlar oynadılar. Celeseta. O iki kadın oturdu. Celeseta. Gaib, müennes ve tesniye. Celeseta. O iki kadın oturdu. Ne dememiz lazım? Huma celeseta. Yektubani. O ikisi yazıyor. Yektubani. O halde huma yektubani, o ikisi yazıyor. Yektubune. Yektubune. O erkekler yazıyorlar. Ne dememiz lazım? Hum yektubune. Onlar yazıyorlar. Tel'abne. Tel'abne. Siz kadınlar oynuyorsunuz. Siz kadınlar. Yani entunne tel'abne. Entunne, siz hanımlar tel'abne, oynuyorsunuz. Ketebte, sen yazdın.
ketebte, ente ketebte, sen yine yazdın. Le'ibu, oynadılar, o erkekler oynadılar. Yani, hum le'ibu, onlar oynadılar. Şeribtum, sizler içtiniz. Celeseta, o iki kadın oturdu, o iki kadın oturdu. Huma, celeseta, o iki kadın oturdu. Buradayız arkadaşlar. Tedribul Aşir, 10. alıştırma. Ecib, cevaplandır. Alel esiletil taliye, aşağıdaki sualleri cevaplandır. Umumi genel suallerdir parçayla alakalı. Es-sualu evvel, birinci soru. Men iz-zavc? Koca kim? Muhammed zavc. Muhammed koca. Veyahut ez-zavcu Muhammedun. Muhammed kocadır. Men iz-zavce? Kadın eş kimdir? Ez-zavcetu Fatıma. Zevce Fatıma'dır. Yani hanım olan Fatıma'dır. Ma vazifetu Ahmet? Ahmet'in görevi ne? Ahmet mühendis. Veyahut da vazifetu Ahmet mühendisun. Ahmet'in görevi mühendistir. Ma vazifetu Leyla? Leyla'nın vazifesi nedir? Leyla muallim veyahut da Leyla muvazzafetun, Leyla muallimetun veyahut da Leyla muvazzafetun fi mektebil berid. Leyla muvazzafetun fi mektebil berid. Leyla postahanede görevlidir. Kem veleden li Ahmedin ve zavcetihi? Kem veleden, kaç çocuk vardır? Li Ahmedin, Ahmed için. Ve zavcetihi, ve o da karısı için. Kaç çocuğu vardı arkadaşlar? Parçaya göre 4 tane çocukları vardı. O halde ne diyoruz? Li Ahmedin ve zavcetihi, Li Ahmedin ve zavcetihi arba'ate evladin, arba'ate evladin. Hel Muhammedu tırmızun fi merhaletil i'dadiyye? Muhammed ilkokulda öğrenci midir? Cevabımız eğer naam ise, naam, yani bu hel soru harfini kaldırıyoruz. Naam, Muhammedu tırmızun fi merhaletil i'dadiyye. İlkokulda Muhammed öğrencidir. Ma umru nadiye? Nadiye'nin yaşı kaç? Umruha, Nadiye, umruha 4 senevat. Allahu alem öyleydi. Umruha, onun ömrü, ha zamirini Nadiye müennes olduğu için kullanıyoruz. Umruha, onun yaşı 4 senevat. 4 senedir onun yaşı, 4 yaşadır. Sual devam ediyor. Hel Leyla fi raudatil etfal, Leyla anaokulunda mıdır? Naam, Leyla fi raudatil etfal. Doğru olduğunu varsaysak, evet, Leyla anaokulundadır. Meta teshu Fatimetu ve meta tuselli? Fatıma ne zaman kalkıyor ve ne zaman namaz kılıyor? Teshu Fatimetu qabla şems, Fatıma güneşten önce kalkıyor. Ve tusalli qabla şems, tabii ki güneşten evvel de namaz kılıyor. Men yu'iddu futur, kahvaltı kim hazırlıyor? Tu'iddu Fatıma li zavciha ve li evladiha.
kocası ve çocukları için Fatıma kahvaltı hazırlıyor. Meta tahrucu zevce ile ameliha, zevce hanımefendi işi için ne zaman çıkıyor? Tahrucu zevce ile ameliha fi saati thamineti sabahan, sabah saat 8'de. Meta tetennevvelu usra el gada, meta ne zaman tetennevvelu alıyor el usratu aile el gada'e efendim öğleyi. Tetenavvel usre, aile alıyor el gada ba'da zuhr fi saati saniye, saat 2'de öğleden sonra öğleyi alıyor. Meta yuzakiru evladu, çocuklar ne zaman müzakere ediyor, ders çalışıyor? Yuzakiru evladu fi mesa, akşamleyin. Eyne teştemi'ul usre, aile nerede toplanıyor? Eyne teştemi'ul usre, aile nerede toplanıyor? Teştemi'u usre fi beytil ceddi vel ceddeti. Aile nene ve dedenin evinde toplanıyor. Fi yevmul cum'a eyda. Ma'a men teştemi'u usre, usreti Ahmet ve Fatıma. Ahmet ve Fatıma'nın ailesi kiminle beraber toplanıyor? Teştemi'u usretu Ahmet ve Fatime me'a akarib, akrabalarla beraber toplanıyor. Burada ise arkadaşlar kare içerisinde ikra oku, el cümele cümleleri el atiye gelecek. Cehren sesli bir şekilde vaktub ha o cümleleri yaz. Marrateyn iki kez. Ya Yusuf, ey Yusuf, izhet, git, ila mektebli berit, postahaneye, varcih, dön, bir sur'a, süratli bir şekilde dön, postahane git ve dön. Ya Zeynep, izhebi, arkadaşlar, cümle içerisinde kullanılan fiillere lütfen dikkat ediniz. İzheb, izhebi, izheba, izhebu, izhebne. Zehebe fiilini emir kalıbında burada kullanmış. Şimdi burada müennes. Ya Zeynep, izhebi, git. İle mektebli berit, postahaneye. Varci'i, dön. Bir sur'a, süratlice. Ya Yusuf ve ya Zeynep. Ey Yusuf ve Zeynep, ikiniz. İzheba, gidiniz. İle mektebli berit, postahaneye. Varci'a. Varci'a, ikiniz hemen dönünüz bir sur'a, süratli bir şekilde. Burada raca'a ile zehebe fiilini arkadaşlar değişik şekillerde kullanmıştır. Ya evladu, ey çocuklar, izhebu, gidiniz. İle mektebil berit, postahaneye. Varci'u, dönünüz bir sur'a, süratli. Ya benatu, ey kız çocukları, izhebne, gidiniz. İle mektebil berit, postahaneye. Varci'ne, dönünüz bir sur'a, süratli bir. Eddersul hadi aşere, 11. ders, 100, sayfa 189. Tedrib vel muraca'a. İkra, oku. El kıt'ate parçayı. Et taliye aşağıdaki. Aşağıdaki parçayı oku. Yusuf, Yusuf, yekulu söylüyor. Ba'de en te'alleme şey'en, bir şey öğrendikten sonra, min lugati arabiye, Arapçadan bir şey öğrendikten sonra söylüyor. Şöyle söylüyor. Te'allemtu, ben öğrendim el an, şimdi, şey'en, bir şey, min lugati arabiye, ben şu anda Arapçadan bir şey öğrendim. Te'allemtu kezalik, yine ben öğrendim ki, adeden minel kelimatil vel cümel, kelimelerden ve cümlelerden birçok şey öğrendim. Ve aktiru, benim gücüm yetiyor. En etekelleme biha, o kelime ve cümlelerle konuşmaya benim gücüm yetiyor. Fil beyti, evde. Me'a usreti, ailemle beraber. Ailemle beraber evde
bu öğrenmiş olduğum kelime ve cümlelerle konuşabiliyorum artık. Ebi, yani ma'a ebi ve ümmi, babam, annem ve ahi, kardeşim ve uhti, kız kardeşim ve hali, benim dayım ve ammi, amcam ve ceddi, dedem ve ceddeti, ninem. Ve ahtiru, yine benim gücüm yetiyor, yani yapabiliyorum. En etekelleme biha, bu kelimelerle ben konuşabiliyorum. Fil funduk otelde ve met'ami lokantada ve fil hafileti ve kezalik otobüste ve fil şari caddede. Ve ahtiru, yine gücüm yetiyor. En ektube, yazabiliyorum. Bitakate usul, uçuş kartını yazabiliyorum. Ve a'uddu nukut, para sayabiliyorum. Ve ezhebu ila beyt, ve ezhebu ila tabib, doktora ben gidebiliyorum. Ve edfe'u semenet deva, ilaç ücretini ödebiliyorum. Ve edhaku, gülebiliyorum. Me'acuha, hoca ile birlikte. Ve enel an, şu anda ben eş'uru, hissediyorum. Bi kıymeti lügatı arabiye fi hayati, hayatımda Arapçanın önemini hissediyorum. Eş'uru, hissediyorum. Bi kıymeti, kıymetini, el lügatı arabiye, Arapçanın kıymetini, fi hayati, kendi hayatımda. El an, şimdi ecip, cevaplandır. Alel es'ile, sualleri. Es-sualu evvel, birinci sual. Da' koy, unvanen, bir başlık koy. Lihadil kıt'a, bu parçaya bir başlık koy. Nasıl bir başlık koymak icap eder? Usratu Yusuf, Yusuf'un ailesi, veyahut da buna benzer bir başlık koymak mümkündür. İkinci sual. Es-sualu sani. Mâdâ ta'alleme Yusufu minel-lugâti arabiyye? Mâdâ ta'alleme? Ne öğrendi Yusufu, Yusuf? Minel-lugâti arabiyye, Arapçadan ne öğrendi? Cevap vermek icap eder arkadaşlar. Ta'alleme Yusufu min lugati arabiyye, min el kelimati vel cümeli kethiran. Yusuf kelime ve cümlelerden çok sayıda şey öğrendi. Es-sualu salis, üçüncü soru. Ma'a men yetekellemu Yusuf el lugati arabiyye? Yusuf kiminle beraber konuşuyor? Yetekellemu Yusuf ma'a usratihi ve ma'a asdiqaihi. Yusuf kendi arkadaşları ve ailesiyle beraber konuşuyor. Hel taqdiru en taktuba bitaqata al-funduq bil-lugha arabiyye? Hel taqdiru, gücün yetiyor mu en taktuba, yazmaya, bitaqata al-funduq, otel kartını, bil-lugha arabiyye, Arapça otel kartını yazabilir misin? Cevap vermek icap etse arkadaşlar, naam aktiru en aktube bitaqatel funduk bil-lugha arabiyye. Evet, ben otel kartını Arapça yazabiliyorum. Eyne taalleme Yusuf el-lugha arabiyye? Yusuf nerede Arapça öğrendi? Taalleme Yusuf el-lugha arabiyye fi madrasa. Yusuf okulda Arapça öğrendi. Mâzâ kâle Yusuf li-tabîb? Yusuf doktora ne söyledi? Kâle Yusuf li-tabîbi mâzâ indi? Neyim var? Yusuf doktora neyim var diye söyledi. Mâzâ fahasa't-tabîbu fi cismi Yusuf? Doktor Yusuf'un bedeninden neyi muayene etti? Fahasa tabibu fi cismi Yusuf femehu ve esnanehu ve re'sehu ve betnehu.
Doktor Yusuf'un başını, dişini ve karnını gibi onun bedeninden bir takım uzuvlarını mana ettim. Sekizinci suale gelince arkadaşlar, ta'amül futur, kahvaltı, yetekevvanı oluşuyor. Min, şunlarda oluşuyor. Kahvaltıyı hatırlamaya çalışalım arkadaşlar. Ta'amül futur, yetekevvanu min, yani minel hubz, minel cüb, minel zub, minel murabba, minel şay ve kahve. Bunlardan oluşuyor. Ta'amül gada, yetekevvanu min. Öğle yemeği neden arkadaşlar oluşuyor? Ta'amül gada, yetekevvanu minel lühum, minel tuyur, minel sebek, minel kebap, minel hisab. Ta'amül aşa, yetekevvanu min. Ta'amül aşa, mislu ta'amül gada. Yani akşam yemeği, öğle yemeği gibidir. Öğle zamanı ne varsa, akşam neyinde onlar vardır. Şimdi ise arkadaşlar el kelimetu cedide, yeni kelimeler, okumuş olduğumuz bu parçayla alakalı yeni kelimeler burada görüyoruz. Ektiru, güç yetirmek, gücüm yetiyor, ektiru, yapabiliyorum yani. Etekellemu, etekellemu, konuşuyorum. Kıymeten, kıymet. Eş'uru, hissediyorum. Hayat, hayat. Ekbar, en büyük. Eskar, en küçük. Bunlar ismi tebdil ve ismi teshir arkadaşlar. Bunları daha görmedik. İnşallah Teala yeri ve zamanı geldiğinde bunları da biz göreceğiz. Sadik, arkadaş. Hafile, otobüs. Garip, yakın. Ba'id, uzak. Evet. Şimdi ise arkadaşlar burada mükerrer defalarda bizim söylemiş olduğumuz şekilde burada bir kelimenin başına eliflam-ı tarifenin gelip gelmemesi alakalı daha önce öğrenmiş olduğumuz bir konuyu bize hatırlatıyor. Bakınız, eb el-ebu, eb baba el-ebu, eliflam-ı tarife bilinen baba, sema es-sema, sema gök es-sema, semanın başına eliflam-ı tarife geldi. Bilinen, malum olan oldu. Velet el-velet, şems el-şems, mühendis el-mühendis, tavile el-tavile, hal el-halu, dolap el-dolap, am el-ammu, davd basınç anlamında el-davdu. Tedribussani, ikinci alıştırma, ekmi kemafin nemuzeç. Burada işte arkadaşlar iyelik zamirimizi kullanıyor. Bakınız, kitap kelimesinin sonuna kitabuke, senin kitabın, kitabuki, yine senin kitabın, kadın için. Kitabuke, erkek için senin kitabın, kitabuki, kadın için senin kitabın. Kitabuhu, onun kitabı, erkek için. Kitabuha, onun kitabı, kadın için. Ekarip, akrabalar. Şimdi bu yapmış olduğum örneğe uygun bir şekilde bunları yapmamız icap ediyor. Ekaribu, akrabalar. Ekaribuke, senin akrabaların. Ekaribuki, senin akrabaların, kadın için. Ekaribuhu, onun akrabaları, erkek için. Ekaribuha, o kadın akrabaları, tabi kadın için. Hale, teyze. Haletuke, senin teyzen. Haletuki, senin teyzen, kadın için söylüyoruz. Haletuhu, onun teyzesi. Haletuha, o kadının teyzesi. Yemin, sağ. Yeminuke, senin sağın. Yeminuki, senin sağın, kadın için. Yeminuhu, onun sağı. Ve yeminuha, o kadının sağı. Kup, bardak. Kubuke, senin bardağın. Kubuki, senin bardağın, kadın için. Kubuhu, onun bardağı ve kubuha, o kadının bardağı. Şimdi ise arkadaşlar, bu bölümde muzaf, muzafun ileyh diye tabir ettiğimiz ve Türkçe karşılığı isim tamlaması diye ifade edilen bir konuya değineceğiz.
Tedribu salis. Üçüncü alıştırma. Ekmil tamamla. Kema gibi. Fin nemuzeç. Örnekte olduğu gibi tamamla. Arkadaşlar, muzaf muzaf ileyhin konusuna geçmeden evvel çok basit bir detaya değinmek istiyorum. Muzafun ileyh olan kelimemiz bazen başında elif lam, şurada gördüğünüz gibi, bazen de elif lamsız gelebilir. Diğer bir ifade ile bazen burada nekre, bazen burada olduğu gibi marife bir kelime olarak gelebilir. Nekre olduğu zaman, yani nekre olarak geldiğinde nasıl bir anlam ifade eder? Marife şeklinde geldiği zaman nasıl bir anlam ifade eder? İşte bunu şu anda bize öğretmeye çalışıyor kitabımız. Arkadaşlar, muzaf muzaf ileyhte bir defa kesin bir kaidemiz var. Hiçbir zaman muzaf olan kelimemiz, yani isim tamlamasında birinci kelime kesinlikle elif lam gelmez. Yani izafe terkibinde muzaf muzaf ileyhte birinci kelimemiz olan muzaf kelimesi hiçbir zaman elif lamlı gelmez. Bu birinci maddemiz. İkinci maddeye gelince arkadaşlar, bu muzaf olan kelimemiz elif lamsız olduğu halde olmasına rağmen tenvinli gelmez arkadaşlar. Bildiğiniz gibi elif lamsız, yani nekre olan bir kelime sonu mutlaka tenvinli oluyordu. Şimdi bu muzaf kelimemiz hem elif lamsız olacak hem de sonu kesinlikle tenvin olmayacak. Yani tek harekeli olacak. Arkadaşlar, konunun detayını ilgili bölümde işleyeceğiz. Buradaki muzaf olan kelimemiz arkadaşlar cümle içerisindeki yerine göre bazen fail durumunda olabilir ötre, bazen mef'ul durumunda olabilir üstün ve bazen de başına bir harfi cer gelmek suretiyle sonu esre olması mümkündür. Yani birinci kelimemiz, isim tamlamasındaki olan birinci kelimemiz cümle içerisindeki yerine göre harekesi, son harekesi değişebilir. Muzaf kelimesi için şu kaideyi bir defa unutmayacağız. Bir, başında elif lam olmayacak. İki, sonu kesinlikle tenvinli olmayacak. Muzafun ileyh diye tabir ettiğimiz arkadaşlar, ikinci kelime gelince o bazen elif lamlı gelebileceği gibi bazen de elif lamsız gelebilir. Şimdi bakınız, burada elif lamsız bir isim tamlaması. Kubu main. Su bardağı. Su bardağı. Bakınız, tenvinsiz okuyorum. Kubu main. Su bardağı diye ifade ediyoruz. Arkadaşlar, nekre diye tabir ettiğimiz elif lamsız, yani marife olmayan bir kelime herhangi manasında olduğunu biliyorsunuz. Yani herhangi bir su bardağı diye bunu ifade etme mümkündür. Şimdi muzafın ileyhimizi elif lamlı şu anda okuyalım. Kubul ma'i. Kubul ma'i, suyun bardağı. Suyun bardağı, burada belli bir su bardağı ifade ediliyor. Yani elif lamlı ona belirlilik özelliğini katıyor. Aynı örneği arkadaşlar burada devam ettirirsek, bakınız. Kaimetu ta'amin. Kaimetu ta'amin. Yine burada arkadaşlar muzafun ileyh olan kelimemizi ne yapıyoruz? Elif lamsı okuyoruz. Ne diyoruz? Kaime, bildiğiniz gibi arkadaşlar, liste manasındaydı. Ta'am da yemek. Ne olacak? Yemek listesi. Yemeğin listesi değil, yemek listesi. Yani herhangi bir yemek listesi. Burada bir belirgilik yok. Örneğin bu bölümle gelince arkadaşlar, kaimetut taami. Kaimetut taami. Arkadaşlar, burada başını elif lam olduğu halde olmasına rağmen elif lamdan sonraki harf şemsi bir harf olduğu için arkadaşlar, bildiğiniz gibi şemsi bir harfimiz kendisinden evvel elif lam geldiği zaman şemsi olan harfimizi otomatikmen bir şeddelendiriyorduk. O bakımda şemsi harften önce de şeddeli eğer olursa elif lam düşer. Ne diyoruz? Kaimetut taami. Elif lamı bundan dolayı bir düşüyoruz. Evet. Yemeğin listesi.
Şimdi bu örneğimizi arkadaşlar, aşağıdaki bu örneklerimizi şu anda yapmış olduğum açıklama uygun biçimde yapabiliriz. Ne diyoruz? Rakamu hatifin. Rakamu hatifin. Telefon numarası. Elif lamını şimdi okuyalım arkadaşlar. Rakamul hatifi. Rakamul hatifi. Yani hatif kelimesinin başına elif lam getiriyoruz. Hammamu gurfetin. Hammamu gurfetin. Arkadaşlar hammam banyo, bildiğiniz gibi gurfe oda, oda banyosu. Daha doğrusu odanın banyosu. Şu andaki oda banyosu, hammamu gurfetin oda banyosu, hammamul gurfeti odanın banyosu. Bakınız, belli bir odanın banyosu anlaşılıyor. Ama elif lamsız okursam arkadaşlar, yani hammamu gurfetin desem herhangi bir odanın banyosu anlamında oluyor. Muvazzafu funduqin. Muvazzafu funduqin. Otel görevlisi. Herhangi bir otel görevlisi. Şimdi elif lamlı okuyalım. Muvazzaful funduqi. Otelin görevlisi. Yani belli bir otelin, bilinen bir otelin o görevli olan görevlisi. Otelin görevlisi. Miftahu hücreti. Oda anahtarı. Miftahu hücretin. Oda anahtarı. Miftahul hücreti. Odanın anahtarı. Evet. İsmu şari'in. İsmu şari'in. Cadde ismi. Bakın arkadaşlar, cadde ismi diyorum. İsmu şari'in. Elif lamsı okudum. Şimdi elif lamlı okuyalım. İsmul şari'i. İsmuş şari'i. Şimdi ismuş şari'i dediğimiz zaman caddenin ismi. Yine arkadaşlar, şin harfi şemsi bir harftır. Başına elif lam geldiği zaman şinimiz şeddeleniyor ve elif lam otomatik okumuyor. İsmuş şari'i. Ondan dolayıdır bu. Ma'hadu lugatin. Ma'hadu lugatin. Arkadaşlar ma'had yüksek okul. Lugat dil. Dil okulu. Dil okulu. Ma'hadu lugati dilin okulu şeklinde anlamak mümkündür. Amilu met'amin. Amilu met'amin. Amilul met'ami. Amilu met'am lokanta işçisi. Amilul met'am lokantanın işçisi. Yani garson manasında. İbnu ammi. İbnu ammin. İbnul ammi. Amca oğlu, amcanın oğlu şeklinde arkadaşlar bunları anlamak mümkündür. Dördüncü alıştırmamıza baktığımız zaman arkadaşlar, Tedribur Rabi'a, dördüncü alıştırma, Ecib kemafin nemuzeç, örnekteki gibi cevaplandır. Malumunuz arkadaşlar, biz sayılarla alakalı açıklamayı biz yaparken özellikle 3 ile 10 arasında bir noktaya parmak basmıştık. 3 ile 10 arasında. Yani sayılarda 3 ile 10 arasında özel bir kaide vardı. 3 sayısı dahil, 10 sayısı dahil, eğer sayılarda biliyorsunuz biz sayılana ma'dud, sayıya ise adet diyorduk arkadaşlar. 3 ile 10 arasında ma'dud olan, sayılan daima çoğul gelirdi. Ve harekesi esre idi. Ve başında elif lam olmazdı. Yani nekre, çoğul ve esre. Sayı ise arkadaşlar ma'dudun, yani sayılanın, burada sayılanın müzekker mi müennes mi olduğuna bağlı olarak onun zıddı geliyordu. Eğer sayılan şu ma'dud müennes olduğunu varsayarsak sayımız burada müzekker. Eğer ma'dudumuz burada olduğu gibi müzekker ise arkadaşlar, evlat kelimesinde olduğu gibi sayımız burada ne olurdu? Müennes gelirdi. Şimdi buna uygun bir şekilde okuyorum. Selasu benatin. Selas kelimesi müzekker. Benat kelimesi arkadaşlar hem müennes hem çoğul hem de gördüğünüz gibi elif lamsız. Selasu benatin. Selasetu evladin. Selas kelimesi burada müennes. Selase
evlat kelimesi ise arkadaşlar müzekker evlat. Arkadaşlar burada me'dud olan gerek evlat olsun gerek benat olsun, biz bunların müzekker ve müennesliğini dikkate alarak tekillerini dikkate alıyoruz. Yani tekil haldeyken müzekker ve müenneslik durumu neyse ona göre biz sayıyı da müzekker ve müennes ona zıt getiriyoruz. Erba'a kelimesi bize verir mi arkadaş? Erba'a. Erba'a burada bakın arkadaşlar. Erba'a nedir? Erba'a benatin, erba'atu evladin. Erba'a benat, erba'atu evladin. Hamse benatin, hamsetu evladin. Sitte benatin, sittetu evladin. Seb'a benatin, seb'atu evladin. Semaniye benatin, semaniyetu evladin. Tis'a benatin, tis'atu evladin. Aşre benatin ve aşretu evladin. Sayfa 182. Tedribul Hamis. Beşinci alıştırma. Ekmil, tamamla. Kemafin nemuzeç. Örnekte olduğu gibi tamamla. Arkadaşlar örneklerimize baktığımız zaman burada fiili müzari görüyoruz. Bakınız. Yedhaku, edhaku, tedhaku, yedhaku ve tedhaku gibi fiili müzari arkadaşlar biz görüyoruz. Burada fiili müzari ile birlikte kullanılan bir takım zamirler ene, ente, huve ve hiye zamirleri bu fiilimizle beraber kullanılmış. Şimdi bu örnekler için yapalım. Yedhaku burada örnek bir fiildir. Bakınız örnek fiilimiz. Yedhaku o gülüyor. Şimdi ene edhaku ben gülüyorum. Ente tedhaku sen gülüyorsun. Huve yedhaku o gülüyor. Hiye tedhaku yine o kadın gülüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bu örneğimizi aşağıdaki fiillerimize uyarlayarak yapalım bunları. Fiilimiz yenzilu. Ene enzilu. Ente tenzilu. Huve yenzilu. Ve hiye tenzilu. İkinci fiilimiz yedfe'u. Ene edfe'u. Ente tedfe'u. Huve yedfe'u. هي تدفع يسحو أنا أسحو أنت تسحو هو يسحو هي تسحو يدخل أنا أدخل أنت تدخل هو يدخل هي تدخل يقرع أنا أقرع أنت تقرع هو يقرع وهي تقرع يسأل soruyor manasında أنا أسأل أنت تسأل هو يسأل هي تسأل يمشي yürüyor أنا أمشي أنت تمشي هو يمشي وهي تمشي şimdi arkadaşlar bakınız bu fiillerimizi hepsini ayrı ayrı bu zamirlerle birlikte kullandık. Şimdi bu fiillerimizin manasını tekrar edelim. Yenzilu iniyor. Yedfe'u ödüyor. Yeshu kalkıyor. Yedhulu giriyor. Yekra'u okuyor. Yes'elu soruyor. Ve yemşi yürüyor. Şimdi bu fiillerimizin manasını arkadaşlar öğrendikten sonra burada örneğin ene ile birlikte bunu kullandığımız zaman bu durumda ben iniyorum. Ente ile beraber kullandığımız zaman tabii ki sen iniyorsun. Huve ile kullandığımız zaman o iniyor. Ve hiye ile kullandığımız zaman da o kadın iniyor. Bu durumda arkadaşlar bütün bu zamirlerimizi bu fiillerimize uyarlayarak manasını anlayabiliriz. Arkadaşlar 6. alıştırmamızda tedribus salis. Buna baktığımızda ise ene muvazzaf Mısri, ene sarise, ene sa'id ve ene huna. Ene muvazzaf ben görevliyim.
Ene Mısriyun, ben Mısır vatandaşıyım. Ene Salis, ben üçüncüyüm. Ene Sa'id, ben mutluyum. Ve ene Huna, ben buradayım. Ente muvazzaf, sen görevlisin. Ente Mısriyun, sen Mısır'a mensupsun. Ve ente Salis, sen üçüncüsün. Ente Sa'id, sen mutlusun. Ente Huna, sen buradasın. Enti müennes tabii ki. Enti muvazzafe, sen bayan görevlisisin. Enti Mısriye, enti Salise, enti Sa'ide, enti Huna. Ve muvazzaf, Huna Mısriyun, ve Salis, ve Sa'id, ve Huna. Hiye muvazzafe, hiye Mısriye, hiye Salise, hiye Sa'ide, hiye Huna. Bu şekilde arkadaşlar bu örneğimizi yapmamız mümkün. Tedribus Sabih, yedinci alıştırma. Havvil, oluştur. Havvil ef'alel atiye, gelecek fiilleri oluştur. Kema fin nemuzeç. Şimdi ketebe, yektubu oktub. Ketebe yazdı, yektubu yazıyor, oktub yaz. Mazi, müzari, emir. Bunları bizden şu anda yapmayı istiyor arkadaşlar. Harace çıktı. Müzariye dönüştürmek için ya hurucu çıkıyor. Emrimiz ise okruç. Defa'a ödedi. Yedfe'u ödüyor. Yedfe'u, itfe' öde.